Evet, merhaba değerli izleyenler. Bugün Salı ve siyasi partilerin grup günü. Bir hayli zengin bir gündemle karşınızdayız. Önce Cumhurbaşkanı açıklamaları, ardından siyasi parti genel başkanlarının grup toplantıları ve manşette de elbette Amerika Birleşik Devletleri'nde nefesler tutuldu. Seçim yaşanacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni devlet başkanı belirlenecek. Manşetlerde de bunu konuşacağız. Hiç zaman kaybetmeden istersen başlıklarla başlayalım. Evet, grup toplantılarına geçeceğiz. Nitekim siyasi parti genel başkanları yine birbirlerini suçladılar. Jet yanıtlar verdiler grup toplantılarının ardından. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başbakana anında yanıt verdi. Ancak ondan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, iki ayrı yerde konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın açılışında yaptığı konuşmada özetini aktaralım. Siyasetin gündemi galiba değerli izleyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünkü bildirisi olacak. Nitekim hükümetten çok sert tepkiler geliyor. Sadece hükümetten değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü gündemine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildirisini aldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. Ne menen bir muhalefettir bu? Bir bildiri okuyarak bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na saldırmak hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Herkes haddini bilecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hükümetten de benzer açıklamalar vardı. Az sonra aktaracağız. Başbakan Binali Yıldırım da Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert bir şekilde eleştirdi. Bu arada fiili bir durum da var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildirisine karşı suç duyurusunda bulunacağı haberi geldi. Abdülhamit Gül, AK Partili Abdülhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı açıklamada AK Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Yani öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerin konusu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısından sonraki bildirisi, açıklaması olacak sevgili izleyenler. Peki Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasına ilişkin tepkisini yer aldığı bildiriyi nasıl karşıladı? Üniversite öğrencilerinin boykot bildirisi gibi olduğunu söyledi. Kepazelik olarak nitelendirdi. Bir adım daha ileri gitti. Bu kafayla giderseniz dedi, asla hiçbir zaman iktidar olamazsınız diye seslendi CHP'ye. CHP'nin seçime gelen seçime gider, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına da bir yanıt verdi. Hem Adnan Menderes'i hem de Necmettin Erbakan'ı örnek gösterdi. Yeni Kapı ruhunun CHP olsa da olmasa da devam edeceğini de söyledi. Bu arada anayasa değişikliği ve başkanlık sistemiyle ilgili de yeni bir açıklama geldi Yıldırım'dan. Bu hafta içinde muhalefetle görüşeceklerini ve son şeklini vereceklerini söyledi. Yani bir yandan tartışmalar devam ederken bir yandan da partiler arası aslında diyalogda sürüyor. Devam ediyor. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı CHP'yi eleştirdi. Başbakan grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef aldı. Az sonra Cüneyt Önder aktaracak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedefinde de CHP vardı. Peki CHP ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına bir fotoğraf da çıktı. O fotoğrafta Dolmabahçe mutabakatının resmi vardı. Ve Kılıçdaroğlu fotoğrafı göstererek bunlar kimin milletvekili, hangi milletvekilleri diye seslendi ve CHP ile terörü eşdeğerde tutanlara bir bakıma fotoğraflı yanıt verdi Kılıçdaroğlu. Bunların hesabını sormazsan namerdim şeklinde de bir çıkış yaptı Kılıçdaroğlu değerli izleyenler. Bu arada yaşananlarla ilgili de bazı iddialarda bulundu Kılıçdaroğlu. Bu ülkede can güvenliği yoktur, mal güvenliği yoktur, basın özgürlüğü yoktur diyerek de olağanüstü halk kapsamındaki uygulamaları bir kez daha grup toplantısında eleştirdi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ayrıca uluslararası çevrelerde, Avrupa Birliği'nde ve Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin eleştirildiğine de dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de rotasını iyice CHP'ye çevirmiş durumda. Muhalefet Partisi olarak iktidarı eleştirmek yerine ana muhalefet partisi de hedef alıyor son günlerde. Onun da yine gündeminde bu bildiri vardı. Daha önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu MHP'yi iktidarın stepnesi olmakla suçlamıştı. İşte o sözleri de yanıt verdi. Kendileri gibi düşünmeyenleri payandalık yapmak ve yedek lastik olmakla suçlayanların şimdi terörün krikosu ve terör çırtkanlarının megafonu olmaları
hazin bir tecelli olmuştur dedi MHP lideri. Şimdi bir iddianameden söz edelim. Malum hatırlarsanız bundan birkaç yıl önce İstanbul'da bir asansör kazası meydana gelmişti ve o 10 kişi yaşamını yitirmişti. İşte o hadiseden sonra iki milletvekili oradaki olay yerinde protesto gösterisine katılmıştı. Hangi milletvekilleriydi onlar? HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve Mahmut Tanal. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mahmut Tanal birçok eylemde boy gösteriyor. Orada da kendisini göstermişti ve bugünkü gelen haberde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı bu iki vekille ilgili. Bu iki vekilin toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefetten dolayı 7 yıl hapis cezasını almasını talep eden iddianame hazırladı değerli izleyenler. Evet, İstanbul eski emniyet müdürü bir dönemler Bursa emniyet müdürü olarak da görev yapmıştı Hüseyin Çapkın. Bildiğiniz üzere tutuklanan eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ifadesi üzerine 30 Ağustos tarihinde Çeşme'de gözaltına almış. Daha sonra da 3 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış. İşte Hüseyin Çapkın'ın avukatı Fahrettin Kocagöz nöbetçi İstanbul 14. Su Hakimliği'ne itirazda bulundu. Tutuklamaya itiraz etti. Talebi değerlendirdi mahkeme ve sanığın emekli olması ve atılı suçun tutukluk haliyle orantılı bulunmaması gerekçesiyle tahliyesine hükmetti. Avukatı da Hüseyin Çapkın'ın dün akşam saatlerinde cezaevinden tahliye olduğunu açıkladı. Hüseyin Çapkın'ın mal varlığına da el konulmuştu. Evet. Bakan bu karardan sonra bu karar da bozulur mu? Şimdi ilginç bir iddia var sevgili izleyenler. KDP'ye yakın bir haber sitesinin iddiası bu. İddia çok ilginç dedik. Nitekim PKK'nın sözde liderlerinden, sözde üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık da İran devrim muhafızlarının yurt dışı operasyonlarını yürüten Kasım El Süleymani'nin Süleymaniye'de görüştüğünü iddia ediyor bu haber sitesi. Ve bu görüşmede Süleymani'nin Cemil Bayık'a Musul operasyonuna PKK'nın da katılmasını teklif ettiğini ve bunun karşılığında da İran'ın PKK terör örgütüne gerek askeri gerekse de maddi yardımda bulunacağı taahhüdünde bulunduğu iddia ediliyor bu haberde. Cüneyt Önder, Musul'a PKK'nın girmesi teklifi haber biraz Musul çelişkili gözüküyor. Musul Telefer bir kopsa. Ama Telefer'de, haberde Musul yazıyor. İşte Musul operasyonu kapsamında değerlendirildiği için Telefer biliyorsun Şii Haçlı Şabi milislerinin batı cephesinde Telefer'e doğru ilerlediği belirtiliyordu. Eğer Süleymani oradaysa ki orada olduğu açıklanmıştı daha önce belli kaynaklar tarafından. Demek ki kuzeyden de Telefer'e doğru PKK'nın inmesi yönünde bir strateji izlemişler ama bu Türkiye ile İran arasında son dönemde yumuşayan ilişkileri çok gerer. Biraz daha gerer. Oldukça farklı bir tepki gelir Türkiye'den. Farklı tepki dedik Irak'tan. Irak'ta. İlginç bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başka krizi Musul operasyonu, Irak operasyonuyla Amerika yönetimiyle Türkiye'deki kriz son dönemde hep bu operasyonlar bir gerilim yaratıyordu. Son açıklama Irak'tan geldi. Irak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdüllatif Cemal Reşit bu HDP'li milletvekillerin tutuklanmasıyla ilgili konuşmuş. Barzani'ye yakın Rudaf kanalına yapmış bu açıklamayı ve tüm HDP'li milletvekillerinin serbest bırakılmasını istemiş. Bu antidemokratik değil demiş ama bir şey daha eklemiş. HDP'li milletvekilleriyle birlikte Abdullah Öcalan'ın da serbest bırakılmasını istemiş. Bu yönde bir talepte bulmuş. Tabii aslında çok da resmi bir sıfatı yok bu kişinin. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ama tabii bu Irak'ın Türkiye'ye yönelik izlediği politikayı göstermesi açısından da önemli bir işaret. Şimdi bir Yargıtay kararından bahsedelim. Bir işçi iş yerinin tuvaletinde sigara içiyor ve tespit ediliyor bu yöneticiler tarafından. O işçi işinden çıkarılıyor, tazminatsız işinden çıkarılıyor. Ve işçi işe iade davası açılıyor. Haksız bir şekilde iş yerinden çıkarıldığını, daha doğrusu tazminatsız işten çıkarılmasına karşı itiraz ediyor. Yerel mahkeme işçi haklı buluyor ve tazminat verilmesine hükmediyor. İşveren davayı Yargıtay'a taşıyor. Yargıtay'sa sevgili izleyenler işçi değil işvereni haklı buluyor. Yani yerel mahkemenin kararını bozuyor. İş yerinde sigara içmenin tazminatsız işten çıkarılmasına hükmetmesi bakımından
emsal bir karar olabilir. Önemli bir karar. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar, iş yerinde sigara içenlere duyurulur. Evet, Bursa'da ilginç bir haber var. Sırada ilginç mi desek, başka bir niteleme mi yapsak, tabii onu bilemiyoruz açıkçası. Evet. Okul müdürlerinin haberleşmek, kendi aralarında haberleşmek amacıyla kurdukları WhatsApp grubundaki hesaptan cinsel içerikli fotoğraf paylaştığı öne sürülen lise müdürü Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındı. Müdür bu iddiaları reddetmiş, iftira olduğunu söylüyor. Ve son dönemde çok duyduğumuz bir mazereti de sunuyor. Tabii doğru mu değil mi bilemeyiz. Telefonuna virüs girdiğini, sosyal medya hesabının hacklendiğini, bu nedenle başına böyle bir şey geldiğini söylüyor. Yani hep söylüyoruz biz de bu işi, bu sosyal medya çok tehlikeli. Çıktıktan sonra çok tehlikeli olmaya başladı. Hani eskiden mektubu yazar, pulu yapıştırır, gönderirdin, son anda vazgeçebilirdin. Şimdi öyle bir şey yok. Yani tuşa bastığın anda gidiyor. O gidiyor. Onun artık bir geri dönüşü yok. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Aynen öyle. Bir de bu yani cinsel içerikli mesajlar, fotoğraflar, paylaşımlar falan, yani onlar da çok artmış durumda. Birkaç hafta önce bir Bursalı bir polisin İngiliz, 18 yaşındaki İngiliz kızla yazıştığı ortaya çıktı ve İngiliz basında da bir hayli yankı buldu bu haber. Gerçekten sosyal medyayı, aslında sanal ortamı diğer gerçek hayattan ayırmamak lazım. Yani gerçek hayatta işte bastırılmış ne yapılıyorsa, duygular, gerçek hayatta bir suç teşkil eden bir eylem, sosyal medyada da sanal alemde de suç olması gerekiyor. Bu bakımdan herkesin biraz daha dikkatli olması gerekir. Evet. Ancak bu hadise açığa alındığı için müdür kayda değer, artık haber niteliği taşıyor. Son haberle bitirelim. Adam öldürmeye 5 yıl hapis. Bu hadise de Bursa'da meydana geldi. Hatırlarsanız Bursa'da bir otomobil fabrikasında genç bir yönetici sakal bıraktığı nedeniyle personelini uyarıyor. Ve o personel yöneticisine bu ikaz üzerine yumruk atıyor sevgili izleyenler. Ve genç yönetici yaşamını yitiriyor. Bu dava sürüyordu ve bu davada karar alındı. Cinayeti işleyen kişi 5 yıl hapis cezası aldı. 8 yıl önceki, aslında 8 yıl hapis cezası, ancak iyi hal veya tahrik unsuru bulunduğundan dolayı 5 yıla kadar indiriliyor değerli izleyenler. Yani iş yerinde yöneticisini öldüren kişi 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış bulundu. Bu da biraz tartışmalı bir karar olsa gerek sevgili Cüneyt Önder. Evet. Evet, başlıklarla noktayı koyalım, manşetlere geçelim. Evet, ABD'de karar günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim geldi, çattı Cüneyt Önder. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok konuşulan seçimlerinden birisi oldu. Sen de bu konuyu konuşurken gerçekten iki liderin de parti tabanlarını tatmin etmediği, iki liderin de adaylık profilini doldurmadığı bir seçim olarak bakılıyor. Bir tarafta Cumhuriyetçilerin adayı Trump, diğer tarafta Demokratların adayı Hillary Clinton. Ve bu nedenden dolayı seçimlere katılımın düşük olabileceğine yönelik bir kanaat var Cüneyt Önder. Ondan önce bir iki sorum var sana. Birincisi, Cüneyt Önder, her seçim birçok ülkede hafta sonu yapılırken Amerika Birleşik Devletleri'nde salı günü yapılıyor. Neden? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde herkes doğal seçmen değil. Seçmen olmak için kayıt yaptırmak gerekiyor. Yani 18 yaşında olduktan sonra herkes oy kullanamıyor. Kayıt yaptırmak gerekiyor. Bu eski bir gelenek. Çünkü eskiden Amerika Birleşik Devletleri ilk kurulduğu dönemlerde 1800'lü yıllarda sadece toprak ve mülk sahipleri oy kullanabiliyormuş. Bunların da büyük bölümü çiftçi olduğu için tek bir ay kalıyor. Yani hasadın ya da üretimin ya da tarlada çalışılmayan Kasım ayı. Kasım ayının hangi günü yapalım demişler. Pazar günü olmuyor. Çünkü çiftçilerin büyük bölümü günlerini kilisede geçiriyor. Pazartesi günü yapmak istemişler. O da Katoliklerin dini günü olunca
her Kasım ayının ilk salı günü yapmaya karar vermişler. O günden bu yana da, yani 1800 yıllardan bu yana da o gelenekte varmış. Bildiğimiz kadarıyla sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç örnek de olabilir. Pazar günü dışında başkan seçimi yapılıyor. Evet, bir diğer konu da demokratlar eşekle temsil ediyor. Logolarında eşek var. Cumhuriyetçilerse fille temsil ediliyor. Yönetmenimiz ekrana yansıtıyor. İkisinin nedeni nedir? Neden? Bu da çok eski bir hikaye aslında. Aynı kişiye dayanıyor. Thomas Nast isimli Amerikan en ünlü siyasi karikatüristlerinden birisi. 1870'li yıllarda demokratlara bir parça da aşağılamak için, çünkü kendisi cumhuriyetçi, eşek figürü çiziyor. O da öylece kalıyor. Aslında demokratlar da bunu kabulleniyor. Çünkü işte zeki, cesur, dayanıklı, inatçı olduğunu söylüyorlar eşeğin. Ve bunu kabulleniyorlar. Aslında 1828 yılında demokratların ilk başkanı Andrew Jackson Beyaz Saray'a gittiğinde de eşek figürünü kullanmış. Ama Thomas Nast'le beraber bu olmuş. Fil için de aynı. Yine Thomas Nast, demokratların ilk başkanı, Cumhuriyetçilerin ilk başkanı Abraham Lincoln'un kampanyasında fil figürünü çizmiş. Fil figürü Amerikan İç Savaşı'ndan gelen bir figür. Savaşa hazırlık, mücadeleye hazırlık anlamını taşıyor. O günden bugüne de fil cumhuriyetçilerin, eşek demokratların sembolü olmuş. Ama iki sembolde de Amerikan bayrakların renkleri var. Evet, oldukça renkli seçim geçirdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yapılan kamuoyu anketlerinde Hillary Clinton'ın bir miktar Trump'ın önünde olduğunu gösteriyor. O fark hala kapanmadı. Bir ara epey farkı açmıştı Hillary Clinton. Ancak son günlerde o farkın kapandığına dair yeni anketler geldi. Ancak son birkaç güne baktığımız zaman o son düzlükte Hillary Clinton'ın bir miktar Trump'ın önünde olduğunu gösteriyor anketler. Ancak seçime katılma oranı Hillary Clinton'la Trump arasındaki yarışı belirleyici olarak gösterecek. Bu ne kadar zaten hep %50 civarında, bazen daha düşük olmuş katılım. Bu sefer 230 milyon seçmen var. 150'sinin 150'den biraz daha fazla gitmesi gideceği tahmin ediliyor. Zaten şu anda anketlere gerek kalmadı. Oy verme işlemi Türkiye saatiyle 14'te Kuzeydoğu eyaletlerinde başladı. Hatta ilk oyunu kullanan da Clinton oldu. New York'ta eşi eski başkanlardan bir Clinton'la birlikte gitti, oyunu kullandı. Şurada önemli olan nokta bu. İki aday değil, aslında 4 aday yarışıyor. Clinton ve Trump'ın yanı sıra Libertarian Parti'nin adayı var, Gary Johnson. Ve Yeşiller Partisi'nin adayı Jill Stein. Bugüne kadar Cumhuriyetçi ve Demokratlar dışında diğer adaylar toplam %1, %1,5 ancak oy alabiliyordu. Ama bu sefer anketler %5 ile %9 arasında bir oy oranı gösteriyor. Yani Libertarian Parti'nin adayına %5 ile %7 arasında oy alacağı, Yeşiller Partisi'nin de %1 ile %3 arasında oy alabileceği belirtiliyor. Kilit parti olabilir mi bunlar? Efendim? Kilit parti olabilir. Kilit parti olmaz, çünkü öyle bir sistem yok Amerika'da. Yani eyaleti alan delegeyi alır hesabı olduğu için kilit yok. Ama bu %8, %9 bir tepki oyu anlamına gelir. Yani bugüne kadar İşte o bakımdan adaylar, söylüyorum, yani Hillary Clinton'a oy vermeyecekler, diğer partilere yönelirse o seçmen işte kilit olabilir mi? Olacak. Bu yani bakımdan söylüyorum. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Söz gelimi işte Yahudi lobisi çok güçlü deriz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Aslında toplam seçmen oranı çok düşük. Ama neden güçlü? Çünkü yaşadıkları eyalette yoğun olarak sandığa gidiyor. Yani Latinlerin sandığa gitme oranı %18'lerde kalırken Yahudilerin sandığa gitme oranı %80'leri buluyor. İşte özellikle New Jersey gibi, Kaliforniya gibi eyaletlerde de bu sonuçları oldukça etkiliyor. Önemli şekilde etkiliyor. Bu nedenle mesela nüfus olarak az olmalarına rağmen Yahudiler siyaseti belirlemekte Latin kökenlilerden çok daha etkili durumda. Üstelik oy kullanma oranı okuma oranıyla da, yani eğitime de yakından ilgili. Eğitim oranı düştükçe sandığa gidilmiyor. Eğitim oranı arttıkça sandığa gidiliyor. Yine Yahudi toplumunda eğitim oranı yüksek olduğu için sandığa gitme oranı da yüksek. Artık anketlere de gerek kalmadı. Sandık çıkış anketleri yapılıyor. Sabaha karşı sonuç alınır diye tahmin ediyoruz. Çünkü Amerika'da 3 farklı saat dilimi var. Bizimle de 8 ve 11 saat farkı var.
O nedenle, Türkiye saatiyle sabah 8 sularında işte yani Los Angeles'ta akşam sona erdiğinde, çünkü belli yerlerde gece yarısı da son veriyor. Evet. Çünkü gece yarısı oy vermeye başlayan eyaletler de var. Yani dün gece yarısı 12 bir geç hemen, gece yarısı hemen sonra New Hampshire'de söz gelimi oy verme işlemi başladı. Los Angeles'ta aramızda 11 saat fark var. Onu hesaba katarsa izleyicilerimiz. Aslında anket çıkışlarıyla sonuçlar az buçuk netleşir ama 3 eyalet, salınacak eyalet veya savaş alanı olarak nitelendirilen Ohio, Kuzey Carolina ve Florida. Bütün dikkatler bu eyaletlerde olacak. Evet. Çünkü diğer eyaletlerde sonuçlar belli. Yani demokratların hangi eyaletlerde kazanacağı, cumhuriyetçilerin hangi eyaletlerde kazanacağı belli. Eğer Florida'yı Trump alırsa her şey tersine dönebilir. Bunu da söylemekte fayda var. Peki çok az vaktimiz kaldı. Bakalım sonuçlar ne getirecek? Bir tahminde bulunur musun? Yani aslında birkaç gün öncesine kadar ben Trump'ın kazanabileceğini düşünüyordum. Ama şu anda gafa gafaya görüyorum. Çünkü özellikle Amerikan medyasında inanılmaz bir kampanya var. Clinton Trump karşıtı kampanya var. Bütün ünlü isimler bu kampanyaya katılmış durumda. Robert De Niro'sundan John Bon Jovi'sine. Ama Trump da bu Bruce propagandaya alet oluyor. Bu malzemeyi veriyor yani. Tam çok kurnaz bir siyasetçi değil. Ağzına geleni söylediği için. Peki tahminde bulunacak mısın? Oy kaybetmiş gibi. Sence, bana ortada gibi gözüküyor. Ortada bir tahmin değil ama. Beraberlik diyoruz yani maçlarda. Beraberlik olmayacak. Büyük boşlukla, büyük boşlukla demeyelim. Herhalde Clinton kazanacak ama bence Trump kazanırsa da sürpriz olmaz diyorsun. Sürpriz saymasın. Kahve fanına benzedi. Bence uzun boylanmak istedi. Ben de tahminimi bulayım. Ben de Clinton'ın kazanacağını öngörüyorum. Çünkü gerçekten Trump'la ilgili ciddi soru işaretleri var. Amerika Birleşik Hangisi Devletleri Türkiye seçim için dersen hiçbirisi. İkisi de aynen öyle. İki adaya da Türkiye'nin tepkisi vardı. Özellikle Clinton'a son günlerde. Evet, sosyal medya diyelim. Evet, 8 Kasım'ı sosyal medya Dünya Deliler Günü ilan etmiş. Oldukça ilginç. Atatürk'ün partisi CHP özellikle bu seçim bildirgesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü çizgiden savrulduğuna dönük iddialar var ve bu iddiaları içeren bir sosyal medya Twitter etiketi. Sesleniyorum. Herkesin görüşünün aktardığı bir etiket. Bütün basın Tıraş Forza Beşiktaş. Beşiktaşlara yönelik Beşiktaş'ın Mete Kalkıvan mı atmış acaba bu? Açmış başlığı. Beşiktaş hakemlerle bu noktaya geldi şeklinde bazı medya kuruluşlarında iddialar var. Hakemlerin Beşiktaş'ı kolladığına dönük iddialar var. Buna karşı Beşiktaşların açtığı bir Twitter etiketi. Günün kuponu. Geçelim diğer etiketlere. Yavuz Sultan Selim Bulvarı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışı yaptığı Ankara'da bulvar. Evet. Bahçeli'den CHP'ye Kriko yanıtı. Bu arada son günlerde sen de az önce söyledin. İktidarla muhalefet arasında bir polemik yok. Muhalefetle muhalefet arasında bir polemik var. Cumhuriyet Halk Partisi o Selin Sayık Boke'den sonra Bahçeli ile ve MHP ile ilgili eleştirilerin dozunu azalsa da Bahçeli tüm grup toplantılarında ve Bahçeli'nin kurmayları Cumhuriyet Halk Partisi'ne de falan açıklamalar yapıyor. Başbakan Yıldırım ve Hüseyin Çapkın bugün tahliye edilen İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'la ilgili. Bahçeli acaba CHP'nin bu, çünkü CHP tabanın büyük bölümü aslında destekliyor bu bildiriyi ama rahatsız olanlar da var. Bahçeli acaba ona mı oynuyor? Yani CHP'deki milliyetçi oylara mı oynuyor? Bunu da olabilir ama gözünde yani, almak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o çünkü birkaç kişi olmuştu MHP'de. Ulusalcı damar MHP oy verir mi? Yani bilmiyorum. Çok öngörülebilir bir şey değil. Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen salvolara yanıt veriyor bir süreden beri. Böyle özetlemekte fayda var diyelim ve günün fotoğrafıyla programı kapatalım. Evet. Gerçi hafta sonuna damgasını vuran evet haberdi ama veremedik biz bu fotoğrafı. Evet. Bugün ancak fırsat bulabildik yoğun gündemde. Terlik aslında anlatmaya gerek yok. Denizli'de anneler dikkat diyelim. Sakın ha çocuklarınıza terlik fırlatmaya kalkmayın. Yoksa bir savcı çıkıp kendinizi mahkeme önünde bulursunuz. Evet. Çünkü terlik artık silah sayılıyor. Evet, günün fotoğrafıyla noktalayalım değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte biz burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar.